İstanbul'da Fransız işgal güçlerine ait sadece kum kapıdaki bir hapishane vardı. Fakat İngilizler Galata Kulesi'nin altında Arabian ve Sansaryan hanlarında Kroker ve Şahin Paşa otelleri olmak üzere 5 hapishane kurmuşlardır. Bu bölge binlerce insanın fişlendiği, işkenceye maruz kaldığı, Kuvayi Milli Hareketi'ne karşı casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bir yerdir. Galata Kulesi şehrin her yerinden görünen özelliğiyle hem İngilizlerin devletinin sembolü olmuş hem de tüm istihbaratın toplandığı bir işkence merkezi olarak kullanılmıştır. Aslında işgal yıllarında tüm Galata mahalleleri birer İngiliz üssü haline gelmiştir. Galata Kulesi'nin bulunduğu sokak, Kuvayi Milliyecileri izlemeye çalışan İngiliz istihbaratının merkezi olmuştur. Galata Kulesi de İngilizlerin gözetleme kulesi haline gelmiştir. İşgal süresince kulenin üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanmıştır. O yıllarda kulenin kademeli çatısı üzerinde bir baraka vardır. İstihbarat amacıyla sonradan eklenen bu baraka, İngiliz askerleri tarafından gözetleme odası vazifesi görmüştür. Kulenin tepesi, Haliç ve İstanbul'un geniş bir alanını kapsayacak görünümü gösteren eşsiz bir konuma sahiptir ve şehirdeki tüm hareketlilik kolayca takip edilebilmektedir. Galata Kulesi'nin yanındaki 1904 yılında inşa edilen Galata Evi isimli binada İngiliz karakolu olarak kullanılmaktadır. Bu bina ve kule içinde Kurtuluş Savaşı destekçileri İngilizlerin devletinin profesyonel sorgucuları tarafından ağır işkencelere tabi tutulmuşlardır. İşgal kuvvetlerine tabi olan korkaklar tarafından gelen jurnaller burada değerlendirilmiş ve kilit önemdeki kişiler bilgi amacıyla burada sorguya çekilmiş, şiddet görmüş ve işkenceye tabi tutulmuşlardır. Birçok vatansever burada şehit edilmiş ve kulenin altına gömülmüştür. İleriki dönemlerde Galata Kulesi'nin derinlerinde bulunan çukurlar ve alt kısmındaki kanallarda insan kafatasları ve kemikler bulunmuştur. Kulenin orta boşluğunun bodrumu da zindan olarak kullanılmıştır. İşgal döneminde bu metotlarla binlerce insan fişlenmiş ve işkence görmüştür. Galata Kulesi İngilizlerin devleti için çok hayati bir noktadır. Hem Mevleviliğin merkezi olarak bilinmekte hem de İngiliz istihbaratının ve İngiliz dehşet ve şiddetinin üssü olarak görülmektedir. Bölge aynı zamanda İngiliz mahkemesi olarak da kullanılmıştır. Yani Galata bölgesi hem karakol hem işkence evi hem hapishane hem mahkeme hem de istihbarat elemanlarının bulunduğu bir noktadır. İngilizlerin devleti Firavun'un Tarassut Kulesi'nde yaptığı gibi Türk halkını Galata Kulesi'nden izlemiştir. Galata'daki arazi üzerine kurulan İstanbul'un ilk mevlevihanesi de İngilizler tarafından istihbarat için kullanılmıştır.